Merhabalar. Bugün beyin tümörü nedir? Bundan bahsedeceğiz. Vücudumuz, biliyorsunuz, organlarımız hücre denilen yapı taşlarından oluşur. Bu hücrelerin ortalarında bir çekirdek vardır. Çekirdeğin ortasında kromozom ve DNA dediğimiz genlerimizi taşıyan yapılar mevcuttur. Ve her hücrenin normal bir ömrü vardır. Bir hücre aynı bir insan gibi doğar, büyür ve ölür. Bir ömrü vardır. Ancak bu DNA dediğimiz asıl hücreleri yöneten birimde bir hasar gelişir ise bu değişir. Ve bu ölüm sürecinde bir duraksama yaşanır ve hücre anormal bir şekilde bölünüp çoğalmaya başlar. Dolayısıyla bir ölümsüzlük gibi bir hal alır. Ve de bu hücreler çoğaldıkça bir kitle halini alır vücutta. Biz buna tümör diyoruz. Kanser diyor. Eğer bu çoğalma durdurulamaz ve hızlıysa da buna kötü huylu kanserler diyoruz. Beyin tümörü de aynen bu şekilde. Beyin hücreleri, beyni oluşturan hücreler, buna damarları, zarları vesaire de dahil ve çevresindeki yapılardaki DNA'ların hasar görmesinden dolayı anormal hücre çoğalmaları gerçekleşir. Ve de bu anormal hücre çoğalmaları bir kitleye sebep olur. Ve kafatasımız biliyoruz ki kapalı bir kutu. Bu kapalı kutu içinde gelişen bu anormal yapı kafa içi basıncında artışa sebep olacaktır. Ve de beynimizde fonksiyon kayıplarına sebep olacaktır. Özetle beyin tümörü dediğimiz hastalık budur. Muayene ve danışma taleplerinizi web sitemizden veya videonun açıklamalar kısmındaki iletişim kanallarımızdan bize iletebilirsiniz. Bu şekilde kısa zamanda size dönüş sağlayacağız. Beyin ve sinir cerrahisi alanında başka hangi konulara yönelik bilgilendirmeler istediğinizi de yazarsanız bu konularda da memnuniyetle yeni videolar yayınlarız. Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim.